Sevgili öğrenciler, bugün size yeni stoikiyometrik sorular ve çözümlerin dördüncü sorusunu anlatacağım. Dördüncü sorumuzun A şıkkı. Depomuzda bulunan 1.05 gram bölü mililitre yoğunluğundaki %10'luk potasyum hidroksit çözeltisinin 400 mililitresi ile yoğunluğu 1.18 gram bölü mililitre olan %36'lık hidroklorik asit çözeltisinin 400 mililitresi karıştırıldığında elde edilecek potasyum klorürün miktarı ne kadar olacaktır? Potasyum hidroksit ile hidroklorik asitin reaksiyonu aşağıda görüldüğü gibi gerçekleşmektedir. B şıkkında ise daha önceden yaptığımız bu deneyin sonucunda 50 gram potasyum klorür elde etmiştik. Sentezlediğimiz potasyum klorürün veriminin ne kadar olduğunu hesaplayınız. Sorumuzun A şıkkının çözümünde öncelikle reaksiyona giren potasyum hidroksit ile hidroklorik asit ve potasyum klorürün mol kütlelerini bulmamız gerekir. Hesaplamalarımız sonucunda potasyum hidroksitin mol kütlesi 56 gram, hidroklorik asitin mol kütlesi 36 gram, potasyum klorürün mol kütlesini 74 gram olarak bulmuşuz. Daha sonra yoğunluğu 1.05 gram bölü mililitrelik %10'luk potasyum hidroksit çözeltisinin 400 mililitresinin kütlesini hesaplamalıyız. Bunun için yoğunluk eşittir kütle bölü hacim formülünün yeniden düzenleyerek elde ettiğimiz kütle eşittir hacim çarpı yoğunluk formülünde elimizdeki değerleri yerine koyarız. Bu formülde değerleri yerine koyup hesapladığımızda 400 mililitre potasyum hidroksit çözeltisinin kütlesini 420 gram olarak buluruz. Bu 420 gram %10'luk potasyum hidroksit çözeltisi içindeki potasyum hidroksit kütlesini de bulmak için kütlece yüzdesi bilinen potasyum hidroksit çözeltisi üzerinden orantı kurarız. 100 gram potasyum hidroksit çözeltisi içinde 10 gram potasyum hidroksit var ise 420 gram potasyum hidroksit çözeltisi içinde kaç gram potasyum hidroksit vardır? Ve bunun formüle dönüştürdüğümüzde potasyum hidroksitin gram miktarını 42 gram olarak buluruz. Yoğunluğu 1.18 gram bölü mililitre olan %36'lık 400 mililitre hidroklorik asit çözeltisinin kütlesini bulmak için de yine kütle eşittir hacim çarpı yoğunluk formülünü kullanırız. Buradan 400 mililitre hidroklorik asit çözeltisinin kütlesini 472 gram olarak buluruz. 472 gram %36'lık hidroklorik asit çözeltisi içindeki hidroklorik asitin kütlece miktarını bulmak için kütlece yüzdesi %36 olarak bilinen hidroklorik asit çözeltisi üzerinden orantı kurarız. Yani 100 gram hidroklorik asit çözeltisi içinde 36 gram hidroklorik asit var ise 472 gram hidroklorik asit çözeltisi içinde kaç gram hidroklorik asit vardır? Buradan formülize ettiğimizde 169.92 gram hidroklorik asit olduğunu buluruz. 42 gram potasyum hidroksitin mol miktarını mol eşittir kütle bölü mol kütlesi formülünden hesapladığımızda potasyum hidroksitin mol miktarını 0.75 mol olarak buluruz. 169.92 gram hidroklorik asitin mol miktarını da aynı formülden hesapladığımızda hidroklorik asitin mol miktarını 4.72 mol olarak buluruz. Ve potasyum klorürün elde edildiği bu reaksiyonda kullanılan potasyum hidroksit ve hidroklorik asitin hangisinin reaksiyonu sınırlayan bileşen olduğunu da bulmamız gerekir. Bunun için elimizdeki potasyum hidroksit ve hidroklorik asitin mol miktarlarını reaksiyondaki mol oranlarıyla karşılaştırmamız gerekir. 1 mol potasyum hidroksit ile 1 mol hidroklorik asit reaksiyona girerek 1 mol potasyum klor elde edilmektedir. Bu reaksiyonda görüldüğü gibi potasyum hidroksit ile hidroklorik asitin mol oranlarını böldüğümüzde bir değerini elde ederiz. Deneyde kullanılacak olan potasyum hidroksit ile hidroklorik asitin mol oranlarını böldüğümüzde ise 0.15 buluruz. Bu iki mol oranını karşılaştırdığımızda deneyde kullanılacak potasyum hidroksit mol miktarının hidroklorik asit mol miktarından daha az olduğu görülür. Çünkü 1 0.15'ten büyüktür ve potasyum hidroksit mol oranının daha az olduğunu gösterir. Bu durumda potasyum hidroksit bu reaksiyon için sınırlayıcı bileşendir. Potasyum hidroksitin sınırlayıcı bileşen olması nedeniyle
elde edilecek potasyum klorür miktarını bulmak için potasyum hidroksitin mol oranı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. 1 mol potasyum hidroksitten 1 mol potasyum klorür elde ediliyorsa 0,75 mol potasyum hidroksitten kaç mol potasyum klorür elde edilir? Bu oranı hesapladığımızda 0,75 mol potasyum klorür elde edileceği görülür. Potasyum klorürün bu mol miktarını kütleye çevirmemiz gerekir. Bunun için mol eşittir kütle bölü molekül kütlesi formülünü düzenlediğimizde ve değerleri yerine koyduğumuzda deneyimizin sonunda teorik olarak 5,5 gram potasyum klorür elde edileceğini buluruz. Sorumuzun B şıkkında ise daha önce aynı miktarlardan yola çıkarak sentezlediğimiz potasyum klorürün miktarını 50 gram olarak bulmuştuk. Elde ettiğimiz miktar üzerinden verimini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanırız. Deneysel sonucu teorik sonuca bölerek 100 ile çarparsak sonuçta bu reaksiyonun verimini %90 olarak buluruz. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.